voleybol gibi, basketbol gibi Fenerbahçe'nin köklü şubelerinden biri. En başarılı şubesi sportif anlamda. Son 10 yılda dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, ikincilikler, üçüncülükler, yani milli takıma da zaten her dönem sporcu veriyorduk. Ama son 10 yılda bu daha da madalyalar kazanılmaya başlandı. Sporu bir takım sporu. Yani beraber iş yapabilme yeteneğinin, baskı ve stres altında beraber iş yapabilme yeteneğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Suda olmak açıkçası çok hoşuma gitmişti. Yani suyun sesini, o sürekli rüzgarla birlikte olmak, o çok hoşuma gitmişti. Ve voleyboldan sonra bir anda yani açık havada bir spor yapmak da çok hoşuma gitti aynı zamanda. Ama yani hiçbir spora benzemediğini fark ettim ve bunu hala her seferinde söylüyorum. Gerçekten kürek bambaşka bir spor. Hani diğer sporlar dışın evet onların da bir zorluğu var ama gerçekten zor olması beni aslında birazcık da çeldi. Kürek gerçekten çok zor bir spor olduğu için hem antrenman olsun hem psikolojik hem doğa şartlarıyla uğraştığınız için bir şekilde zaten çok geniş bir kadrodan elene elene çok elit bir kesim kalıyor. Yarış takımına girene kadar veya A takım seviyesine hazırlanana kadar. Bu dönem içinde de 7 günün 24 saati diyebilirim. Yani kamp dönemleri olsun, çok uzun yurt dışı yarışları, kampları, Türkiye'deki yarışlar, kamplar. Bayağı uzun bir süre beraber vakit geçiriyoruz. Kendi ailemizden, kendi çevremizden daha fazla vakti burada geçiriyoruz. Çocuklar da aynı şekilde. Beni en çok heyecanlandıran kısmı şu olmuştu kürek sporla tanıştığımda. Bir spor branşını kategorize ederken ona ekip sporu diyebiliyoruz, bireysel spor ya da takım sporu diyebiliyoruz. Ama kürek sporu aslında bu üçünü de kapsıyor. Yani bireysel performansını çok önemli işte tek kişide yarışlarından görüyoruz. Ekip ruhunun olmazsa olmazı tabii ki de ikili, dörtlü ve sekizli tekneler aynı zamanda çok ciddi bir ekip işi sizin de söylediğiniz gibi. Ama sadece bir ekibin ya da sadece bir tek çiftenin kişisel performansları yine bir şey ifade etmiyor. Takım olarak da bir sonuç elde etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla hem ekip hem takım hem de bireysel anlamda gerçek bir mücadele sporu. Ya kürek sporu 2000 metre yapılan yani 2 kilometrede yapılan bir spor. Ve geçilen mesafeler 5-6 dakika, 7 dakika civarında. Yani küçük tekne sınıfından en büyük tekne sınıfına doğru gidersek. Bu mesafelerde çok iyi bir konsantrasyon gerektiriyor. Yani başlangıç ve sonuna kadar olan sürede. Yani en ufak bir hata yarışı kaybettirebiliyor. Küreğinizin takılması suya veya işte ritminizin bozulması, balansınızın bozulması, o balansı sağlayabilmek kolay değil. Teknenin balansını, en hızlı gittiği halini yakalayabilmek, o suyun üzerinde sürekli o teknenin hızlı gitmesini sağlamak çok yoğun bir konsantrasyon ve çok büyük bir efor gerektiriyor. Aerobik sistemle başlayıp sürekli oksijen borçlanmasına gidip tekrar en son anaerobik sistemde bitirdiğiniz bir yarış düşünün. Yani koşudaki bir orta mesafe koşusu gibi aslında enerji sistemi. Ve bu gerçekten onların nabızlarını en üst noktada gitmesini sağlıyor. Ve bu gerçekten çok yorucu bir şey. O yorgunlukta bu konsantrasyonu sağlamaları için de biz de sene içinde sürekli bunların provalarını veya işte mental olarak konuşmalarını yapıyoruz sporcuyu motive etmek amaçlı. Bu üst düzeyde bir performans sağlaması için sporcunun elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki antrenörlere. Yarışmak aşırı güzel bir duygu çünkü nabız 200'leri buluyor. O 200 nabızlayken onun üzerine gitmek
onunla savaşmak, o nabızla savaşmak çok güzel bir duygu oluyor. Hem heyecan, hem duygusal, hem acı verici, biraz acı oluyor. Finish çizgisine geçince eğer birinci olursan zaten her şey çok güzel. Yani o yorgunluk zaten birinci olduğunda kalmıyor. O yorgun olmuyorsun yani, mutluluk hormonu sergilendiği için yorgunluğunu hissetmiyorsun. O acıdan zevk aldığın zaman daha da iyi oluyor. Yani hem spor güzelleşiyor böyle, daha iyi vakit geçmeye başlıyor. Hem de zor sunmadan yapabiliyorsun antrenmanları. Şimdi küreyi tanıtmaya çalışıyoruz mesela. Ama tanısınlar, çok severler diye tahmin ediyorum. Ben Fenerbahçe'deki ortamın diğer kulüplerden çok daha farklı olduğunu düşünüyorum özellikle. Çünkü dediğim gibi ben 23 yıl önce bu şubeye geldiğim zaman daha 12-13 yaşındaydım. Şimdi en altından en üstüne kadar adım adım çıkıp herkesle bir aile ortamı halinde çalışmaya devam ediyoruz. Takımla bir zamandan sonra aile gibi oluyorsunuz. Yani gerçi annem babamdan daha fazla buradaki insanları görüyorum çünkü. Ve hani buraya gelmediniz mesela herhangi bir antrenman off gün olduğunda eksikliğini hissediyorsunuz. Yani sürekli burada olduğumuz için tamamen alışıyoruz. Yani hayatımız buranın etrafında dönüyor. Çok bilinmedik bir sporu yapmak tabii ki de bir ayrıcalık uyandırıyor. Hani böyle büyük bir spor kulübünü temsil etmek çok güzel bir duygu. Herkes yaşamasını isterim yani. Bu spor için savaşıyorum yani, kendim için, kulübüm için büyük bir spor çatı altında savaşıyorum. Çok mutlu oluyorum. Gözlerim doldu bile oluyor yani. Genelde yarışta çok yüksek nabızlarda çok fazla düşünemiyorsunuz. Daha çok kazanmaya odaklanıyorsunuz. Ben sürekli böyle bir kazanma duygusuyla, kazandıktan sonraki o sevinci düşünerek bu şekilde kendimi motive ediyorum yarış içinde. Tekneye indiğim zaman böyle suda olmak, hani kürek çekiyor olmak bana iyi hissettiriyor, huzur veriyor aslında. Hani antrenman içinde çok zorlansak da bazen hani bu sporu yaptığım için mutluyum. Hani böyle iyi ki bu sporu yapıyorum diyorum yani. Küreğe başladığımda, antrenmana geldiğimde kendimi özgür hissediyorum. Yani sabahleyin kalktığımda enerjik hissediyorum. Herkesten daha erken kalkmak, herkesten daha önce güne başlamak, enerjimi suda attıktan sonra güne devam etmek daha keyifli geliyor bana. Kendimi suda daha özgür hissediyorum. Yani teknede olmak gerçekten çok farklı bir şey. Suyun üzerinde hani bu sporu yaparken sanki kayboluyorsunuz yani. Sadece bir şeye odaklanıyorsunuz ve çok farklı hissettiriyor, çok özel hissettiriyor. Doğayla yan yana olmak, doğayla iç içe olmak çok keyifli bu sporda. Tabii ki çok zorlu şartları da sağlıyor bu yüzden. Yani kar olsun, kış olsun ama spordan keyif alıyorsanız kesinlikle doğayla iç içe olmak çok keyifli gelecek size. Öncelikle kürek çok ağır bir spor. Yani profesyonel bokstan sonra dünyadaki en ağır sporlardan biri. Çok ağır antrenmanlar. Çok uzun süreli antrenmanlar, sonuçta bir doğa sporu, açık havada yapıyorsunuz, kışın da yapıyorsunuz, yazın da yapıyorsunuz, sıcakta da, soğukta da, rüzgarda da, yağmurda da. Evet, salon antrenmanlarımız var ama suyun düz olduğu her imkanda mümkün olduğu kadar suda antrenmanı yapmaya çalışıyoruz, çok soğuk olmadıktan sonra. Kürek sporu medyatik olmadığı için sporcu bulmada biraz zorlanıyoruz. Bu yüzden biz Kadıköy'den Pendik'e kadar bütün okulları sınıf sınıf geziyoruz ve sporcu tarıyoruz. Bizi arayanları arıyoruz işin açıkçası. Okulla sporunu aynı anda götürecek uzun boylu çocuklar arıyoruz. Öncelikle meraklıları, bu işi sevecekleri, fiziki yeterlilikleri var mı onlara bakıyoruz. Ve okulla sporu bir arada götürsünler istiyoruz. Babam Survivor izliyordu. Ogede abiyi bilirsiniz belki. Kendisi kürekçiydi, kendini tanıtmıştı. Babam da o aracılıkla zaten kürek sporunu biliyormuş. Biraz da Ogede abi tanıtınca daha yatkın oldu o konuya. Beni de başlatmak istedi. İşe alırken bile birini bu beraber takım çalışmasına yatkın olması özelliği aranır. Bu çocuklar bunları en küçük yaşta kazanıyorlar, bu özellikleri. Ve ileride iyi bir ekip çalışmasına dönüşüyor.
baskı, stres, yarış ortamı, o kürekteki ritim, beraberlik duygusu, onları zaman içerisinde iyi bir takım elemanı haline getiriyor. Ve zaten buna yatkın olmayanlar kendiliğinden elenmeye başlıyorlar. Ve en iyi kalanlarla biz yolumuza devam ediyoruz. İki takımla da çalışmış bir antrenör olarak, hem erkek takım hem kadın takım olarak. Kadın takımın bazı avantajları olduğunu söyleyebilirim. Bir kere daha çok odaklanma, konsantrasyon, olaya algılama yönünden daha kapasiteleri daha yüksek. Ülkemizde kadın kürekçi adayı bulmak oldukça zor. Özellikle yani bir voleybol, basketbolla kıyasla kadın takım sporcuları oldukça az. Hani bu yönden oldukça zorlanıyoruz. Yani kadın sporcu bulmak gerçekten çok zor. Yani kadın sporcu derken kadın kürekçi bulmak çok zor. Bulabildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar kadın sporcu adaylarına ulaşıp onları kürek sporuyla tanıştırıp başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Erkeklerde evet iyi başarılar vardı ama kadınlarda hiçbir böyle başarı yoktu. O yüzden ben de kadınlar arasında en iyi olmak için çalıştım. Sonra da oldu. Son 3 yılda, 4 yılda kadın takım olarak uluslararası alanda madalya kazanmaya başladık. Bu ilkti, ilkler yaşandı. Artık bunu ilkler olarak değil de geleneksel hale dönüştürmek istiyoruz. Yani kadın sporcuların sadece uluslararası alanda başarı değil, olimpiyatlarda düzenli olarak yarıştığı, düzenli olarak madalya kazandığı bir konuma ulaşmak için tüm gayretimiz. Fenerbahçelilik çok önde bizim sporumuzda. Açıkçası çok özel ve gurur verici bir şey. Yani dışarıda ben bunu voleyboldan sonra geldiğime gerçekten fark ettim. Hangi kulüpte kürek çekiyorsun denildiğinde Fenerbahçe'de söylemek cidden çok gurur verici bir şey. Ve karşınızdaki insanın size olan bakışı, davranışı gerçekten değişiyor. Başka hiçbir kulüpte görmedim bu desteği. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Kulübüm için büyük bir spor çatı altında savaşıyorum. Çok mutlu oluyorum. Gözlerim doldu bile oluyor yani. Bu 16 yıllık antrenörlük serüveninin ilk 10 yılı çeşitli kulüplerde, çeşitli takımlarda oldu. Hepsinin atmosferi birbirinden farklı tabii ki de. Hepsi kendi bütçelerince bu spora önem vermeye çalışıyor ama tabii ki de Fenerbahçe bunların arasında epeyce ayrılıyor, epeyce fark gösteriyor. Çünkü hem başkan nezdinde hem işte şube kaptanı nezdinde daha çok olimpiyatlar ve dünya şampiyonası hedeflendiği için aslında algılar biraz daha açık ve biraz daha hani uluslararası alanlarda başarıya yönelik olduğu için çalışmalar bizim için daha keyifli ve daha bilinçli bir şekilde ilerliyor. Biz şu anda başarılıyız. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu her kategoride çıkarttık. Geçen sene de çıkarttık, bu sene de çıkarttık, seneye de çıkartacağız. Yani bu 2-3 yıl içerisinde kazanmış olduğumuz başarıları bundan 5 sene öncesinde belki hayal etmekte bile zorlanırdık. Gerçekten çok olağanüstü şeyler yaptık kürek sporu antrenörleri ve sporcuları olarak. Bundan sonra neler yapılır diye düşündüğümüzde tabii ki de herkesin birinci hedefi olimpiyat. Eskiden hepimize sorduğunuz zaman ne hedefi ne diye sorduğunuzda herkes olimpiyat derdi ama buna gerçekten çok fazla inanırlar mıydı bilmiyordum. Ama şu anda gerçekten hepimiz inanıyoruz. Yani Türkiye evet olimpiyatlara sporcu göndermeye başladı kürek branşında. Ama bundan sonrasında sadece oraya sporcu göndermekle kalmayıp orada madalyalar kazanmak istiyoruz ve buna gerçekten yakın olduğumuzu biliyoruz. Bu seneki hedeflerim dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olmak.
Aynı zamanda Ekim ayında olan olimpiyat kota seçmesinde 2024 Paris için kota almak. Zaten oraya katılabilmek gerçekten elit bir sporcu olduğunu zaten gösteriyor. Çünkü dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu madalyaların var. Evet, oradaki de gerçekten bir elit sporcu oluyorsun. Ama orası gerçekten çok üst düzey bir yer ve orada yer almak, oradaki insanların sana bakışı, kendi arkadaşların arasında konuşulmak, edilmek, sonra tekrar buraya geldiğin zaman insanların sana davranışı gerçekten çok farklı oluyor. Çünkü bu sporun en üst seviyesi, yani bu sporun, bütün sporun en üst seviyesi o ve orada yer almak çok gurur verici bir şeydir eminim. Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonuna benzeyeceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden de orada yer almak, yani seçilmişlerin arasında daha da bir seçilmiş olmak için oraya gitmeyi cidden çok istiyorum.